Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, yelek, hırka gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Lastik örmeden modeli üzerine kurmaya başlayacağız. Model 11 ilmekten oluşmaktadır. Yani her model için 11 ilmek çıkartıyoruz. 11, 11, 11 şeklinde devam ediyor. İki model üzerinden anlatımı yapmaya çalışacağım sizlere. 22 adet ilmek çıkarttım. İki model için birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Toplamda şu anda 24 adet ilmeğim var. Dediğim gibi lastik örmeden direkt modelime başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırası. Kenar ilmeğimi de ilk sıra olduğu için düz olarak örüyorum. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bir sıra şeklinde düz örüyorum. Lastik ördüğünüz zaman da ön yüzden mutlaka modele başlıyoruz. Ve birinci sıramız bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz ve tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz ördüm. Örgümün ikinci sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sıra sonuna kadar bir sıra ters örüyorum. Sıramızı da tamamlayalım. Modelin arka yüzünden ikinci sırayı ters ördük. Tekrar örgümün ön yüzüne geliyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra tekrar bütün ilmeklerimi baştan sona kadar düz örüyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve dördüncü sırada bütün ilmeklerimi arka yüzden bir kez daha ters örüyorum. Ana modele geçmeden önce toplamda 4 sıra düz ve ters örgü yapıyoruz. Bunlar bizim ara modellerimiz. Şimdi bu sırayı bitirdikten sonra ana modelimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de aldım. Evet, dördüncü sıramızı da tamamladık. Ön yüzden 2 sıra düz, arka yüzden de 2 sıra ters ördük. Şimdi asıl modelimize geliyoruz. Modelin 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Şimdi 2 tane ilmeğimin yönleri farklı olduğu için ben şöyle çeviriyorum. Soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Bir sonraki iki ilmeği de aynı şekilde yönleri farklı olduğu için çeviriyorum. Tekrar soldan sağa doğru ikinci kesimimi yapıyorum. İki defa soldan sağa doğru kesim yaptık. Bir defa artırıyorum. Bir düz örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Üçüncü düz ilmeğimi örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptım.
Şimdi şöyle sayalım. 2 tane kesme yaptık. 1, 2, 3, 4. artırmamız. Artırmadan sonra sağdan sola doğru 2 ilmeği kesiyorum. İkinci defa tekrar sağdan sola doğru 2 ilmeğimi bir kez daha kestim. Bir sonraki 2 ilmeği de soldan sağa kesiyorum. İçeriye doğru kestim. Tekrar 2 ilmeğimi yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Ve yine soldan sağa doğru kesiyorum. Toplamda 4 kez kesme yaptık. Şimdi yine bir defa artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncü artırmamı yaptıktan sonra kalan ilmeklerimi kesiyorum. Başlangıçta sağa doğru kesmiştik. Şimdi ilmeklerimizi sola doğru kesiyoruz. Dördüncü artırmadan sonra 2 ilmeği sağdan sola kesiyorum. Kalan diğer 2 ilmeği de aynı şekilde sağdan sola kestim. Son kalan kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıramı da ön yüzde tamamladım. Örgümüzün arka yüzü değişmeden devam ediyor. Arka yüzde ilmeklerimiz baştan sona kadar hep ters olarak örülmeye devam ediyor. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Artırdığım ilmeklerim, kestiğim ilmeklerim, bütün ilmekler sadece sıra sonuna kadar ters olarak örülüyor. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve 6. sırayı arka yüzde tamamladık. Modelin tekrar ön yüzüne geldim. 7. sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci defa aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğimin yönü farklı olduğu için çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum ilmeğimi. Arkasındaki diğer 2 ilmeği de aynı şekilde çeviriyorum. Tekrar sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Üçüncü düz ilmeğimi örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptıktan sonra şimdi 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Diğer 2 ilmeği de tekrar sola doğru kesiyorum. İkişerli olarak kesme işlemlerini yapıyoruz. Şimdi hemen arkasındaki 2 ilmeğin yönü farklı olduğu için bunları çeviriyorum. Sağa doğru 2 ilmeği kestim. Bir sonraki ikinci ilmeği de yönlerini çevirdikten sonra sağa doğru kesiyorum. Şimdi artırma bölümüne geldik. Birinci artırmamı yaptım. 1 ilmek düz. İkinci artırmamı yaptım. 1 ilmek düz. Üçüncü artırmamı yaptım. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Ve kalan 4 tane ilmeğim var. Öncelikle 2 tanesini sola doğru kesiyorum. Kalan diğer ilmeği de aynı şekilde sağdan sola kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Modelin arka yüzü, bütün ilmekler sıra başından sıra sonuna kadar sadece ters olarak örülecek. Evet, tamamlayalım sıramızı. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. 9. sırası. Kenar ilmeğimi alıyorum. 3. kez aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İlk 2 ilmeğimi çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir sonraki 2 ilmeği de yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum.
Artırmalarımı yapıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. İkinci artırmamı yaptım. İkinci düz ilmeğimi ördüm. Üçüncü artırma. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncü artırmadan sonra iki ilmeği öncelikle sağdan sola doğru kesiyorum. Hemen önündeki diğer iki ilmeği de sola doğru kestim. Buradaki son 4 ilmeğim, bunları baştaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Arkasındaki 2 ilmeği de çeviriyorum tekrar. Bunları da sağa doğru kesip ortada böyle dörtlü bir kesme işlemi yaptık. Artırmalarım için bir artırdım, bir ilmek düz. İkinci artırmamı yaptım, ikinci düz ilmeğimi ördüm. Üçüncü artırmamı yaptım. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncü artırmamı yapıyorum ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Arkasındaki kalan iki ilmeği de sağdan sola kestim. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra dokuzuncu sıramı da bitirmiş oldum. Modelin arka yüzü, ilmeklerimizin tamamını sadece ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra İlmeklerimizi ters örelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim ve birinci modelimizi tamamlamış olduk. Toplamda 10 sıra ördük. Şimdi ikinci modelimizi yine baştan başlayarak kurmaya devam ediyoruz. Model bittikten sonra toplamda model bölümünde 6 sıra ördük. Kenar ilmeğimi alıyorum ve bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci modelimizin birinci sırası, ilmeklerimiz artırdığım ve kestiğim ilmekler de dahil hepsini baştan sona kadar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra ikinci modelin birinci sırasını ön yüzden tamamladık. Toplamda 4 sıra örüyoruz. Ön yüzde 2 sıra düz, arka yüzde de 2 sıra ters olacak. Kenar ilmeğimi alıyorum. Modelin arka yüzü hiç değişmiyor. Sadece ters olarak örülecek. Evet, bu sıramızı tamamlayalım. Ben de toplamda 4 sıra ön yüzden ve arka yüzden ilmeklerimi örüp tamamlayacağım. Daha sonrasında üzerine modelimizi kurmaya başlayacağız. Örgümün ön yüzüne geldim. Toplamda 4 sıra ördüm. Düz ve ters örgülerimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ana modelimizi kuruyoruz. Bunun da ilk sırasını beraber yapalım. Zaten örme şekli hep aynı olduğu için toplamda 3 sırada onu öreceksiniz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeği öncelikle sağa doğru kesiyorum. Sonraki iki ilmeği de tekrar yönlerini çeviriyorum farklı olduğu için ve ikisini tekrar sağa doğru kesiyorum. Öncelikle birinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. İkinci artırmamı yapıyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncü artırmamı yaptıktan sonra iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir sonraki iki ilmeği de tekrar sola doğru kestim. Bir sonraki iki ilmeği yönlerini çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Diğer iki ilmeği de çeviriyorum. Bu iki ilmeği de yine sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. İkinci artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir ilmek düz. Dördüncü artırmamı yaptım. Dört tane ilmeğim kaldı. İkişerli olarak ilmeklerimi sola kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra sıramı tamamlamış oldum.
Modelin arka yüzü zaten hep ters olarak örülüyor. Diğer kalan sıralarda da yine birinci modeldeki gibi hep aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimde beyaz bir iple 4 model üzerinden sizlere fikir olması için hazırladım. İlmeklerimi de ipimi çift kat olarak katladım ve bu şekilde ilmeklerimizi çıkarttık. Dilerseniz bunun linkini de isteyenlere bırakabilirim. Örgümüzün arka yüzü ters örgüden oluşmakta. Şöyle arka yüzünden görüntüsü de bu şekilde. Hem yetişkin hem de çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yelek, hırka gibi birçok örgüde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Mevsimlik bebek battaniyesi örebilirsiniz. Angora tarzı iplerle şal örebilirsiniz. Dediğim gibi her örgüye yakışacak güzel, kolay ve gösterişli bir model. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.